Hayata karanlık başladı Halide. Henüz 2 yaşında. 6 nüfuslu ailenin ortanca çocuğu. İlk ezberi 2 odalı hanesi oldu. Önce babası farkına vardı görmediğinin. 9 aylık filandı. Çekyatta yatıyoruz, yani çekyatta oturuyoruz. Emekliyordu. Kızı ben çağırıyordum, geliyordu ama sese geliyormuştu. Çekyatı kafasını vuruyordu. Ama gel fakat yani bizim bu evi filan ezberlemiş. Annem onu göz hastanesine götürüyor buradan. Ben o zaman daha önce çalışıyordum. Oradaki zaten buradaki testi burası koymuş. Demiş bu çocuk iki gözlü, tümör var iki gözlü alınacak. Yani bu çocuk komple beyni filan sarmış diye. Minik Halide Nur'a koyulan teşhis aileyi yıktı. Şimdi biz bilmiyoruz yani ilk defa yani böyle bir şeyle karşılaştı. Doktor bizi çağırdı. Dedi bu çocuğun iki gözünde tümör var, iki gözü alınacak. Dedim hocam ne tümeri, ne kanseri. Dedim bana bu çocuğa dedim, bir gözlük yazın, görür çocuk. Önce inanamadı aile. Her iki gözde de tümör olduğunu söyledi doktorlar. Ve amansız tedavi süreci başladı. Çocuğun hep kolunda vura vura yani iğne bulunmadı çocukta, kolda. İğne vuracak yer kalmadı. Şurada yani damar kalmadı çocuğa, şey olmadı. Şu an görebiliyor mu? Şu anda görebiliyor, abi şöyle şaşalık var. Ben çıksın, ninesinin evine gidebiliyor yani. Görmeye başladı. Tabii şükürler olsun, Allah. Çok şükür ya. Hani bazen görüyorum, onca perişan insan var. Hani ilk bile demişler şeyi kendine batır, iğneyi sonra başkasına batır. O yüzden yani şu an çok şükür. Şimdi Halide iyileşiyor. Ama günlük işçi olarak çalışan baba geçim mücadelesine devam ediyor. Göz polikliniği. Bana çocuğu getireceksin de çocuğu götürüyorum oraya. Çocuğu orada bir test yapıyorlar. Sonra çocuğu oradan onkolojiye sevk ediyor. Onkolojiden çıkıp anestesiye giriyor. Anestesiden çıkıp MR'a gidiyor. Çalışamıyorsun. Evet. Yani hangi işe girsem patronundan izin alıyor 3-4 gün. Orada çıkarıyor. İşleri de yani uzayınca. Hani patronu sen yani git bir çocuğun tedavisini gör, bitir ondan sonra gel diyor. Şimdi DÖSEV size böyle bir yardım getirmiş oldu. Teşekkür ederiz, sağ olun. 5000 lira. Allah razı olsun. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. DÖSEV'in sosyal destekleriyle hayata tutunan ailenin şimdi öncelikli isteği kızlarının iyileşmesi ve bir de hepinizden Allah razı olsun. Devletimize, milletimize bir zaval gelmesi. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah'a emanet olun. Bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bağışlayanlara da teşekkür ederiz. Hayırseverlerin dualarınızdan eksik etmeyin. Allah ne muratları varsa versin. Allah onlara şifa versin. Onlar LÖSEV'e, LÖSEV de sizlere yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Et yardımı da devam edecek. İnşallah bu küçük hanım da sağlığına kavuşacak. İnşallah. Gördüğünüz aile on binlerce LÖSEV ailesinden sadece biri. Sizlerin yardımlarıyla hayata tutunan ailelere şimdi destek vermenin tam zamanı.